Baba, alalım artık şu eve bir televizyon ya. Onu gül gibi televizyonu kırmadan önce düşünecektiniz eşek sıpaları. Radyo bile çok size. Solmuş bir gül. O ne demek lan? Hüsnücüm hayatım. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Bu iki eşek sıpası askere gidinceye kadar bu eve televizyon girmeyecek, o kadar. Ay başlayacağım inadından ama Hüsnü. Ne bu böyle cazır cuzur? Sizin telsizleri bile çekiyor bu radyo. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Bizim ne günahımız var? Kızım sen de televizyonu görünce sapıtıyorsun. Yok kadın programları, yok evlilikte heyecan bilmem ne. Bir sürü abuk subuk şeylerle dolduruyorsun kafanı ya. Aşk olsun Hüsnü. Çıldıracağım vallahi ya. Sen bilirsin Suat. Neyse hadi eline sağlık, ben kahveye kadar gidiyorum. Sen de iyi dalandın bu kahveye baba ya. Her akşam her akşam o. Ne dedi amması be? Hem size ne? Doğru söyle baba. Televizyon izlemeye gidiyorsun değil mi kahveye? Ne? Ne televizyonu? Ne zaman maç olsa doğru kahveye. Ne iş? Doğru mu söylüyor çocuklar üstü? Ya ne maçı Suat ya? Ben muhabbete gidiyorum kahveye. Sen de bunların lafına uyup aşk olsun yani Suat. Sen hiç kahveye gitmezdin Hüsnü. Ne oldu böyle birdenbire? Baba, ben sen çok kahvesi yapayım öyle çıkarsın. Daha maç yarım saat var ya. Ha öyle mi? İyi madem içeyim hadi. Hüsnü! Ne? Ağzında yakalandın. Ne? Maç izlemeye gidiyorsun sen. Ya ne alakası var canım? Hiçbir yere gitmek yok Hüsnü. Geç otur şuraya. Ya Suat. Hadi 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 canım hadi geç. Çocukların yanında ayıp oluyor ama. Otur otur otur. Radyo dinleyeceğiz, kahve içeceğiz. Yap kızım kahvesini babanın. Tamam be tamam. Ne bakıyorsun lan? Ye yemeğini. Abi be. Amma inat çıktın sen de ha. Bir televizyonu almadın çocuklara. Almam abicim. Sürüsünler biraz. Yok öyle bugün kırayım yarın tak yenisi. Usta bu eğitimci ayaklarını Şenol Hoca'dan mı kaptın? Hayrullah Ormancı'dan mı? He? Başlayacağım şimdi hocandan ha. Bir ses gelmiyor. Ne bu ya? Dedem gibi bir şey. Bas bas ses gelmiyor. Akif amcanın dükkanında gördüm. 110 liraya satıyor. Hem de 10 taksitle. Televizyonsuz durduğumuza değmez. Babam bir şey demesin. Kendi paramızla almıyor muyuz oğlum? Ne diyecek? Tabii peşinatı vermek lazım önce. Lan gel halledelim şu işi. Çıkar paraları. Ne bu abi? Özet mi? Yok oğlum işte bu kadar. Sen ne çulsuz adamsın ya. Bir de abi olacaksın. 5 kuruşun yok. Nereye gidiyor senin paralar abicim? Oğlum müjganla çıkıyoruz işte. Gidiyor ne yapalım? Durmadan bir şeyler istiyor. Dondurma, mondurma, çikolata. Bu yaşta başladın karıları para yedirme. Bravo vallahi bravo. Abla. Ne bu paralar? Televizyon alacağız taksitle. Peşinat için sen de çık bir şeyler hadi. Kuruş verirsem insan değilim. Neden? Siz kırdınız siz alın. Bana ne oğlum? Senden isteyen de kabahat. Abi bu da benden. Abisinin bir tanesi be. Almaz mıyım ben bu televizyonu? Yakarım o dükkanı yakarım. Abla bak da utan. Hadi oradan. Görüşeceğiz Ela Hanım görüşeceğiz. Sen de bu karılara para edinmekten vazgeç abi. Aa siz mi geldiniz? Çekil abla çekil çekil. Nerede kaldınız oğlum? Aa, o ne elinizdeki? Yeni televizyonumuz anne. Biz aldık. Nereden buldunuz oğlum parayı? Kendi paramızla aldık anne. Taksitle. Ayda 10-10. Ciddi misiniz? Evet. Tabii anne. Aa. Abla sen dokunma. Uzak, dur bakayım, çık. Uzak, dur. Oğlum yapmayın o da bir baksın. Televizyon bizim anne ona ne oluyor? Şule bile para verdi o vermedi. Aman gel kızım gel. Boş ver sen gel. Tamam mı abi? Tamam tamam hadi gel. Nasıl televizyon baba? Cillop gibi değil mi? Güzel güzel de. Nasıl aldınız lan bunu? Güçlerimizi birleştirdik baba. El ele vermişler almışlar işte üstüne. Kendilerini affettirmek için. Oğlum doğru söyleyeyim işi yapmayacağım. Kimden aldınız lan bunu? Akif amcanın dükkanından aldık baba. Onun taksitle. Seni de kefil yaptık. Aa, kefil ha? Neyse. İyi hadi güzel güzel. Tabii bazı iş desteğini görmedik ama neyse. Aman
kutu gibi ufacık televizyon baba. Nesini beğendin Allah aşkına? Öyle deme kızım. Ay. Olsun Zeliş'im. Hiç yoktan iyidir ya. Ha? Buyur baba, sen de dursun. Yok yok oğlum, ben yatacağım. Siz izleyin. Çok yorgunum. Hadi gel. Yabancı damat başladı ya. Çok seviyorum bu diziyi. Ne oldu? Bir şeye mi baktın? Açsanıza dizi izleyelim ya. Biz izleriz de sen biraz zor. Nedenmiş o? Televizyon bizim de ondan. 3 kuruş verip ortak olsaydın da izlerdin. Gıcık mısınız siz ya? Kime çekmişiz acaba? Çekil artık hadi. Hadi abla uza uza. Hadi. Ya. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi, hadi. Dışarı. Sen sesini duy yeter. Kızların hatırına. Pijamalarımı ver Suat. Hüsnü bu çocuklar alem vallahi ya. Yaptıklarına bak, gidip televizyon almışlar. İyi. Ticarete kafaları çalışıyor ha. Baksana beni bile kefil yapmışlar ya. Ha, Suat canım bak. Ha canım. Şu parayı al. Yarın gidip kapatıver taksitleri al. Sahi mi Hüsnü? Tabii canım. Ya peşinatını verip niyet etmişler işte. Burunları sürtüldü. Çocuklara taksit ödeyecek değiliz herhalde. Ay benim bonkör kocam. Tamam tamam tanem. Tamam Suat tamam. Tamam Suat. Suat dur Suat tamam. Ay Hüsnü. Onlar orada öyle kaldılar. Bir kuaföre gitsem dip boyam geldi. Fön de ister. Eh be Suat. Eh be kızım be. Elimizi veriyoruz kolumuzu kurtaramıyoruz ha. Aslan kocam benim canım. Tamam Suat. Yılışıklık yapma. Bayılıyorum bu çizgi filme ya. Biraz da klip falan mı seyresek? Televizyon köpeğin olsun abicim. İstediğin kadar aç. Yeşimizi bulalım. Evet ben de öyle. Ben bunu seyredeyim. Peki kardeşim. Doya doya seyret. Amma gürültü yaptınız sabah sabah ha. Görmemişlerin televizyonu olmuş. Kedi uzanamadığı ciğere. Ne diyor bu Suat ya? Zeliha televizyon için para vermemiş, seyrettirmiyorlar kıza. Ne? Olmaz öyle şey. Gel. Ablanız da izleyecek televizyonu. Otur şuraya. Seyret kızım. Seyret. Ama baba, Şule bile para verdi, o vermedi. Cimrin teki kime çektiyse. Ne dedin sen? Şule mi? Lan el kadar kızdan para mı aldınız? Eşeksi bana. Vurma Hüsnü şu çocuğu. Aptal edeceksin çocuğu. Vururum Suat. Bana bakın. Annenize para verdim. Bugün gidip televizyon taksini kapatacak ona göre. Ne? Sahi mi? Aslansın be baba. Aslanım ya. Bu demek oluyor ki artık televizyon benim. Bari ver bizi peşinatı da tam senin olsun. Hadi. Çok konuşma. Peşinatmış. Spot mal zaten oğlum bu. Kıç kadar şey. Hadi geç otur kahvaltını et. Sonra da yallah okula tamam mı? Seyret kızım sana seyret. Bakma sen bunlara. Seyrediyorum baba. Değiştirsene. Hayır kardeşimi seyrediyor. O zaman baba. Tamam abartma kızım. Şule seyrediyor. Peki. Arabayı takip mi ediyordunuz? Hayır. Hayır biz tesadüfen gördük. Bir baktınız oradaydı öyle mi? Evet. Kontak anahtarı da üstünde. Denk geldi işte abi. Bindik yürüdük. Başka da hiçbir şey yapmadık. Arkadaşın üstünde bulunan silah ne diyeceksin? Arabada bulduk. İyi de her tarafında parmak izi var ama. Hatta sana daha kötüsünü söyleyeyim mi? Bagajdaki ceset o silahtan çıkan kurşunla vurulmuş. Of. Elimde bir cinayet silahı var. Her tarafında senin parmak izin. Ben bir şey yapmadım abi. Ateş bile etmedim o silahı. Bagajdaki adamı tanıyor musun? Refik Sönmezer. Tanımıyorum. Allah belamı versin tanımıyorum. Biz yapmadık diyorsun öyle mi? Biz bir tek arabayı yürüttük abi. Bir de bok varmış gibi silahı kurcaladım. Oynadım onunla işte. Ama hepsi o kadar. Yemin ederim o kadar. Niye oynuyorsun silahla ha? Bok mu var? Silahın üzerinde Yılmaz Koca'nın parmak izleri var. Ancak iki hırsızın da parut testi temiz çıktı. Yani ikisi de silahı ateşlememiş. Bu arada silah arabada cesedini bulduğumuz Refik Sönmezer adına kayıtlı. Refik daha önce yasa dışı kumar oynatmaktan da sabıkalı. Ve de kendi silahıyla bunu. Evet. Ezinliktekilerin ifadeleri de ilginç. Aracın sahibi Sefa Yenilmez. Polis lafını duyunca kaçıp gitmiş. Henüz adamdan bir çalıntı ihbarı da gelmedi. Sefa ile ilgili ne biliyoruz? Evli. Bir çocuk sahibi.
Eski bir borsa uzmanı. Çalıştığı son iki şirketten atılmış. İşten atılmış eski bir borsacı ve bir kumarhane sahibi. Siz de aynı kokuyu alıyor musunuz çocuklar? Hikaye belli gibi. Tek eksiğimiz Sefa. Adamın evine gidebileceği yerlere bak. Karısını bulun. Hadi. Aslan oğlum benim. Yetenekli oğlum. Baba gitme bir daha. Gitmem lazım Can. Ama geri geleceğim. Söz. Geri geleceğim. Can, hadi odana git oğlum. Babana bir resim daha yap. Hadi oğlum.